Herkese tekrardan merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Uzun zamandır bu şekilde bir misafir hazırlığı vlogu paylaşmamıştım. Oğlum artık 2 yaşına geldiği için çok fazla vakit ayıramıyorum. Bugün hazır misafirim geliyorken hem de biraz vaktim varken istedim ki yaptığım hazırlıkları sizlerle de paylaşayım. Şimdi kahvaltıya misafirim gelecek. İlk olarak peynir tabağını hazırlıyorum. Bu arada bu tabağı Karaca'dan almıştım. Aşağıya linkini ekleyeceğim. Eğer siz de bu tarz bir ürün arıyorsanız ya da ihtiyacınız varsa açıklama kısmından bakabilirsiniz. Kenar kısma peynirleri dizdim. Orta kısımdaki boşluğa da zeytin koyacağım. Zeytin koyduktan sonra biraz zeytinyağı ekliyorum. Hayfene'nin yeniçeri baharatını kullanıyorum. Yeniçeri baharatı dediğim içerisinde birkaç tane farklı çeşit baharat var ama kahvaltılara çok yakışıyor. Şimdi ilk tarifimiz fırında mısır unlu, susamlı, çıtır patates. Air fryer'ınız varsa onu da kullanabilirsiniz tabii ki. Patatesleri iyice yıkadıktan sonra üzerine biraz zeytinyağı, tuz, kajun baharatı, susam ve mısır unu ekleyeceğim. Baharatları damak zevkinize göre ayarlayabilirsiniz. Baharat olarak genellikle Hayfene markasını kullanıyorum. Katkı koruyucu yok içerisinde, tamamen doğal. Çok da memnunum, çok lezzetli. Onun da yine mağaza linkini aşağıya eklerim, oradan bakabilirsiniz. 3 yemek kaşığı da mısır unu koydum. Şimdi bütün hepsini karıştırıyorum. Patatesleri yağlı kağıt serili fırın tepsisine koyuyorum. 200 derece önceden ısıtılmış fırında yaklaşık 45 dakika pişireceğim. Pişmiş hali bu şekilde, çıtır çıtır, çok lezzetli oluyor. Hem de az yağlı olduğu için çok hafif. Şimdi ikinci çeşidimize geçiyoruz. Domates biber sotesi yapacağız ve bunu süzme yoğurdun üstüne koyacağız. Bu da yine çok lezzetli, çok da hafif bir tarif. Biberleri tavanın içerisine koydum. Üzerine biraz zeytinyağı ekliyorum. Kızartma olarak da yapabilirsiniz ama bu şekilde soteleyerek bence çok daha lezzetli ve hafif oluyor. Biberleri hafif yumuşayana kadar kavuruyorum. Daha sonra çeri domatesleri ekliyorum. Kesmeden koyuyorum, direkt bütün bütün. Bunu da yine aynı şekilde biraz kavuruyorum. Tuzunu da ekledikten sonra kapağını kapatıp 1-2 dakika pişiriyorum ve hazır. Kabın içerisinde süzme yoğurt var. Üzerine bir diş sarımsak ekliyorum. Tuzunu da ekledikten sonra karıştırıyorum ve hazırladığım yoğurtlu karışımı tabağa koyuyorum. Üzerini düzledikten sonra biberleri ekliyorum. Ekmekle ya da kıtır simitle yiyebileceğiniz çok lezzetli, bir o kadar da pratik bir tarif. En üste kesinlikle susam eklemenizi tavsiye ederim. Çok çok yakışıyor. Şimdi diğer tarifimize geçiyoruz. Milföy'den pizzalar yapacağız. Baktım dondurucumda milföy var, değerlendireyim dedim. Yazdan yapmış olduğumuz domates sosundan 1 su bardağı kadar kullandım. 1 tatlı kaşığı salça, biraz ketçap, biraz da zeytinyağı ekledim. Şimdi tuz, karabiber, kekik, fesleğen ve biberiye ekliyorum. Baharatlar yine sizin damak zevkinize kalmış. İstediklerinizi ekleyebilirsiniz. Bir diş de sarımsak ekledim. Hepsini karıştırıyorum. Milföylerin üzerine birer tatlı kaşığı sos ekliyorum. Her tarafına gelecek şekilde yayıyorum. Biraz mozzarella peynirim vardı. Dilimledim. Üzerlerine koyuyorum. Kaşar peyniri de olur. Hatta beyaz peynir bile olur. Kenarlara biraz sucuk koydum. Orta kısma da mısır ve zeytin ekliyorum. Biraz milföy hamurum kaldı. Onları da şerit şerit kestim ve bu şekilde üzerine kapattım. En son üzerlerine yumurta sarısı sürüyorum ve önceden ısıtılmış 200 derece fanlı fırında milföyler kabarana kadar, kızarana kadar pişireceğim.
Kalan milföyleri de bu şekilde küçük kareler halinde kestim. Üzerine hiçbir şey sürmeden bunları da yine 200 derecede pişireceğim. Küçük milföylerin üzerine pudra şekeri ediyorum. Bunları kahvaltılık çikolatayla yiyebiliriz diye düşündüm ya da balla vesaire. Zaten kruvasan gibi oluyorlar. Biraz da renk katsın diye nar koydum. Şimdi reçel tabaklarını hazırlıyorum. Şimdi sofrayı kurmaya geçebiliriz. Sofrayı kurmadan önce bana kanalımı açtığımdan beri en çok gelen sorulardan bir tanesi, işte dolaplarının içini gösterebilir misin? Tabak çanak düzenini nasıl sağlıyorsun? Bu kadar eşyan var, nereye koyuyorsun sorusu. Salonumuzda şöyle bir dolap var. Vitrin niyetine bu şekilde bir dolap tercih ettik. Boydan boya ve duvardan duvara olmak üzere. Bu tabakların hepsini tabii ki ben almadım. Biliyorsunuz ki dijital içerik üreticisiyim. Hem YouTube'a hem de Instagram'a birçok video çekiyorum. O yüzden markalardan ve sponsorlardan gelen birçok tabak, çanak ve ürün oluyor. Bundan dolayı da bu kadar fazla tabağım var. Ve bunun yarısı kadar da vermiş olduğum tabaklar var. Yine verecek olduklarım var. Ama genel olarak düzeni bu şekilde sağlıyorum. Büyük bir dolabım var ve sürekli içerik ürettiğim için de farklı tabaklar kullanmaya çalışıyorum. Zaten dijital içerik üreticisi değilseniz, bu tarz videolar falan çekmiyorsanız bu kadar çok ürüne zaten asla ve asla gerek yok. Bir tane işte misafir takımı, bir tane de günlük kullanacağınız bir yemek takımı işinizi görecektir. Ama dediğim gibi benim işim bu olduğu için markalardan ve sponsorlardan gelen birçok ürünüm var. Yemek tabaklarını genellikle burada tutuyorum. Hemen masaya koyması da zaten kolay oluyor. Bu kısımda biraz daha böyle kaseler, alt kısımda fırın tepsilerim var. Burada da böyle sosluklar, küçük kaseler var. Dolabın alt kısımlarında da genellikle ıvır zıvır eşyaları koyuyorum. Çok fazla kullanmadığımı. Üstlerde de yine aynı şekilde orta kısımlara en çok kullandıklarımı yerleştirdim. Bu kısımda ise genellikle camları koyuyorum. Ben kahve bardağı bir tek almayı biraz seviyorum. Burada da yine çoğunluğu kendi aldığım kahve bardaklarım var. Yine markalardan ve sponsorlardan gelen ürünler de var. Altta da böyle çay bardakları. Burada da kuplar, kaseler vesaire. Düzen bu şekilde. Dediğim gibi yine bir sürü ayıklayıp vermem gereken tabaklar var. Çünkü bu kadar eşya gerçekten çok fazla. Bakımı da bir o kadar zor. Merak edenlere buradan toplu cevap vermiş olayım. Şimdi soframızı kurabiliriz. Soframın bitmiş hali bu şekilde. Ben çok keyifli hazırladım. Umarım sizler de keyifle izlersiniz ve tariflerden yararlanırsınız. Videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.